İstanbul'da Hizmet-i Nuriye'yi Medrese-i Nuriye halinde başlatmada ilk amiller Muhsin Alev, sonradan Muhsin Alkonavi diye kendisi tebdil etti, değiştirdi. Ben sonradan o kısmını işte şey diyeyim, Fındıklı'da Hayriye'nle, sonradan o da hep el numaraydayken hep gelirdi. Ondan sonra Hayriye'nin evinin bodrum katında üniversiteye gelip gidiyorlar. Edebiyat Fakültesi'nde okuyorlar. Ziya Arun, Muhsin Alev, ikisi beraber. İkisi de Konya'dan. Zübeyir abi onlara Risale-i Nur'ları lise talebesiyken öğretmiş. Benim tanıştığım 1949. Bu esnada Zübeyir abi Hazreti Üstad bir İzmir'e ve İstanbul'a göndermiş. İstanbul'a geldiğinde Muhsin abilerle kalıyor. Zaten Konya'dan tanışıyor. O şeyde Hayriye'nin şeyinde kalıyor. Sonra buraya geçiyorlar. Kadırga'ya, Çemberlitaş'ın alt tarafına ondan geçiyorlar. Zübeyir abi, ben işte o sırada ben tanıştım. Ya bir hafta evvel olsaydı Zübeyir abiyi de görecektin diye böyle demişlerdi bana sonradan. Ben yeni namaza başladım. Bir ilmihal arıyorum. İstanbul müftüsü Ömer Nasuh Bilmen Hazretlerinin şeyi, ilmihali ilk defa forma forma neşredilmek üzere kararlaştırılmış. Ona Çarşı Kapı'daki hoca diye söylediğimiz bir gazete bayi vardı. O bayiye dedim ya böyle ilmihal, sahaflarda aradım yok ki ilmihali. Var Hatt-ı Kur'an, eski yazı. Dedi, o dedi bu hafta çıkacak birinci forması. Ve hop aldık formayı. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını anlatırken, Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazır, mekandan münezzeh, hem her yerde var hem hiçbir yerde yok. Böyle bende bir şey, meçhullük ondan. Dedim en iyisi gideyim caminin mezdine bunu sorayım, bana anlatsın. Sonradan onu öğreniyorum. Enver Ceylan Hoca, sonradan baş imam oldu. O zaman mezindi. Ben dedim bunu anlayamadım, bunu bana biraz anlatır mısın yani nasıl? O dedi, ben seni Risale-i Nur talebeleriyle tanıştırayım mı? Allah Allah. Dedim onları duydum Büyük Doğu'dan. Varmış şey ama burada var mı onlar yani? Evet dedi, var ondan. Sonradan öğrendim. Haftada bir gün caminin müezzin odasında ders yapıyorlarmış. Nerede? Kadırga'da. Burada Çemberlitaş'ın alt tarafında. Ve ben Kadırga'ya Hafız Ahmet, Çankırlı Hafız Ahmet vasıtasıyla gönderildim. Ya yani gönderdi Enver Hocam. Allah rahmet etsin onu da. Ondan ve gittik. Muhsin abi bizi kabul etti. Sonra Ziya abi geldi. Ziya Arun. Su bardağıyla bir bardak bal şerbeti ikram ettiler. O da çok hoşuma gitmişti doğrusu. Portakal sandığının üstünde böyle bir 50 sayfa kadar bir şey, el yazısı, Hatt-ı Kur'an dediğimiz rikka yazıyla yazılı bir kitap. Oturdu bir de ders okudu Muhsin abi. Ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilafları, ehl-i dalaletin zilletindendir ittifakları. Allah Allah! Böyle deyince nasıl böyle kurşun yemiş gibi oldum. Şey gibi çaktı beni. Ehl-i hidayetin şeyi ihtilaflı. Ama izzet. Öbürü yani ittifak var fakat zillet. Böyle hayretler içerisinde kaldım. Ve netice biraz okudu, şey etti ona. Dedim ben buraya her gün gelebilir miyim? Dedi
İkinden sonra her gün müsait gelebilirsin. Ve o gün ayrıldım oradan. Sualimi sormadım. Daha bu hususta benim sizden öğrenmem lazım. Gelen çok şey var. Ama bugün bu kadar olsun. Müsaadenizle ben gideyim dedim. Ve ayrıldım. Ertesi gün geldim. O şeyi de beraber getirdim. O sorduğum sualin formasını da ve onlar bana 16. söz risalesini okuyarak Cenab-ı Hakk'ın, yani güneşin bütün zerrata her şeye aksediyor ama nuruyla her yerde var fakat zatıyla değil. İlmiyle, kudretiyle, iradesiyle var. Bunu böyle anlatınca tabii çok şey oldu. Ve 16. söz tabii çok daha harika bir şey. Biz de yani birden 16'ya gittik birdenbire. Ve Allah razı olsun. Hep onlarla beraber olduk ve hatta o zaman Sultanahmet'te oturuyorduk. Geniş bir evdi. Bir odasını Risale-i Nur deposu haline getirdik. Yani Isparta'dan gelen sandıkları evvela oraya şey diyoruz, oradan paketleyip hazırlayıp yani Ankara Caddesi'nde Reşit Efendi Han'da Halil İçingir ciltçi, o ciltleri o yapıyor. O yaptıktan sonra oradan gene alıyoruz ve sevk idare bu hususta Allah razı olsun bizi hizmette çok hissedar etti Muhsin abi de biraz. O işleri, planlama işlerini. Hatta öyle oldu ki sen dedi böyle haftada bir dersler başladı. Sen dedi derslere gelme çünkü sizin evde depo var şimdi. Polisler bilmesin. Ondan sonra ben seninle ayrıca özel ders yapalım. Öyle yapıyorduk, gidip Müteaddit Cami'de, mesela Sultanahmet'te, ondan veya Atik Ali Paşa Camii'nde, Çemberlitaş'ta, ondan Nur Osmaniye'de. Ben çünkü şey okumak için kitap yok, yeni yazıyla hiç kitap yok. Onun için ancak onun okuduklarından istifade edebiliyoruz. Allah razı olsun. Ve böylece ilk şeyimiz Kirazlı Meclis Sokak 50 numaraya taşındı. 50 numarada biz de bu esnada fırın bizim Fatih Çarşamba'ya taşındı. Evi de o tarafa taşıdık. Elhasıl böylece yani bu 51-52 o gençlik rehberinin bastığı ilk neşriyat İstanbul'da onun Muhsin abinin şeysidir ondan, gençlik rehberinin ve sonra mahkeme Üstad Müellip Naşir olarak da Muhsin Alev mahkeme oldu. Ve hakikaten bütün Beyazıt Meydanı her taraf hınca hınç insan doldu. Üstadın o, ben ikinci celsede bulunabildim ve o mahkeme beraat etti. Beraatla neticelendi. Mahkeme beraat ettiği halde o zaman Demokrat Parti hükümeti de adliye vekili de müsbet bir kimse olmasına rağmen uzun zaman uğraşıldı mahkeme kitapları şeyden savcılıktan teslim alınması hayli şey etti ve bunun üzerinde müteaddit mektuplar vardır Emirdağ layıkasında. Elhasıl Abdurrahman Şeref Bey orada avukat, Mihri Halev, Seniyettin Başak. Biz hep onlarla çok samimi yakınlıklarımız oldu. Hep Üstad onlara biz gittiğimiz zaman selam söylerdi. Hatta Seniyettin Başak, karıştırıyorum orada, Mihri Halev mi şey, orada Van'da Üstad'ın talebesiymiş aslında. Burada üniversitede okumuş, hukukçu, avukat olmuş. Yine Üstad'ın selamını getirmek şeyiyle eczanesine gittim. Yani Büyükbostanlı'nın karşısındaydı. Dedi ya biz hocayı mahkemelerden kurtarmaya çalışıyoruz. Siz dedi onu böyle mütemadiyen mahkemelere düşürüyorsunuz. Dedim muhterem abi yani o dedim yani bizi aslında bütün bu hizmetlere o bizi şey diyor. Yoksa bizim ne haddimize ki onu şey edelim ondan sonra. Doğru, haklısın dedi. Cesaret, o bize cesaret veriyor. Biz korkak zaten, çekingendik. Ondan bu hizmetlerle şey etmeyi, o bize bu cesareti veriyor. Hakikaten doğru dedi.
Biz de divanda okurken sabah namazından sonra derse başlarız. Öğleye kadar, öğlen yemeklerini yedikten sonra silahları kuşanırdık. Çatkılı fişekler, mavzerler, atları getirtir. Atlara bineriz. Civardaki Ermeni köylerinin etrafında atış yapardık. Böyle hakikaten evet. Yani biz talebeyken bizi asker gibi talim yaptırırdı diye. Hiç unutmam yani, Allah rahmet. Burada kabri Edirne Kapı şehitlikte. Sağ tarafta hava şehitliğinin şeyinde. Elhasıl Muhsin abi 1953'te Hazreti Üstad İstanbul'a geldi. Zaten 52'de Reşadi Oteli'ne nakledildikten sonra daima onlar hem üniversiteye hem de üstadın hizmetinde. Ahmet Aytemur abi de bu arada ilave oldu. Ahmet Ramazan askerdi ve Reşadi Oteli'nde kaldığı zaman da onlar hep biz de ziyaret ediyorduk, şey diyorduk ama biz fırıncılığa devam ediyoruz elhasıl. Ve 1953'te üstadımız yeniden İstanbul'a geldi. Gene onlar, bu defa üçü daha ziyade. Muhsin abi, Ziya abi, Ahmet Aytemur ve bizim işte Çarşamba'daki evde üstadımız biraz otelde kaldıktan sonra orada şey etti ve biz de daha yakından üstad hemen hemen her gün, yani bazen öğle namazında, umumiyetle ikindi namazlarında üstadla beraber kılıyorduk. Elhamdülillah unutulmaz günler, hatıralar olarak. Muhsin abi o zaman bu hizmeti biraz sonra üstad onları yanına aldı Isparta'ya. İşte 7-8 ay o Isparta'da kaldılar. Ziya abi de şeyde, Ziya abi daha evvel İstanbul'a geldi. Ben de fırıncılığı terk ettim. 46 dediğimiz şimdi orasına medrese şey, öbür taraf restore edilirken yıkılınca Abdurrahman Efendi satın aldı orada bir evi. Abdurrahman Tan, orada ondan evvel biz girdik. Ben de fırıncılığı bıraktım, doğrudan medresede o esnada. Oraya geçmeden filan o esnada Muhsin abi 54 baharında yahut yaza doğru, hatta annesi babası da geldi. Bir ay kadar bizde kaldılar. O kendisi Almanya'ya gitti ve ondan sonra Almanya'da artık 1954'ten sonra Almanya'da kaldı. Biz bir ara evlendi. Doğu Almanya'dan batıya geçen bir kızcağız, halen oğulları, kızı, onun şeyleri. Onu buraya gönderdi. Kendisi Gümülcine'ye kadar gelip ondan burada Şule Hanımlarla. Onların zaten İslam'a kazanılmasında büyük hizmeti oldu onun, o hanımının. Ve hatta şöyle oldu, buradan Gümülcine'ye gitmek için trenle gidecek. Oradan arabayla onlar Almanya'ya gidecekler. Kendisi Gümülcine'de, Ali Reşat Efendi var, onlar da kalıyor. Giderken trende biz epey kitap gönderiyoruz. Hem Gümülcine'ye hem Almanya'ya. Arama yapıyorlar, bakıyorlar, kitapları buluyorlar. Trenden indiriyorlar. Bize Muhsin abi, o bizde irtibat şey edemediği için Muhsin abiye telefon ediyor. Muhsin abi bizi aradı. Biz Bekir abiyle, Hakkı Bozkurt'un minibüsüyle Lüleburgaz'a gittik. Ondan sonra Lüleburgaz'da bu kitaplar beraat etmiş, şudur budur falan filan karakolla anlaşarak nihayet çektik. Bu herhalde 62 veya 63 bilemiyorum şeyini. Ama darbeden sonra oradan o kitapları herhalde aldık, şey ettik ve yeniden misafiri oradan yolcu ettik Gümülcine'ye. Tatil defa geldi hanımı, İstanbul'da kaldı, şey etti çocuklarıyla burada falan. İşçilerimiz gitmeye başlayınca Berlin'de hayli işçi birikimi oldu. Muhsin abi onlarla şey diyor, Ramazan gelmiş. Ramazan'da ya bize bir hoca ama böyle konuşması çok selis olan, şey olan birisini falan, bir ya bir hoca derken
Ya yani bizim de Ali Uçar kardeş Risale-i Nur'ları Allah rahmet etsin, o da ondan çok güzel biliyor ve anlatabiliyor. Dedi ki en iyisi bunu gönderelim. Burada birinci abi Mehmet Kutlular ve Mehmet Fırıncı olarak istişare ettik. Ali Uçar kardeş de o zaman Edebiyat Fakültesi'nde daha bitirmemiş. Oraya gönderdik, 3 aylık bir gitmek üzere. Fakat 3 ay değil, artık 3 sene mi, 5 sene mi oldu? Çünkü o kadar hizmete medar oldu Muhsin abinin şeyi işte. Onu da yani davet etmeyi düşünen, şeyden teklif eden ve bize ulaştıran ve biz de Ali Uçar kardeşi şey ettik. Daha Ali Uçar kardeşi oradayken ben de bir Almanya'ya Ali Demirel ve Osman Birgioğlu'yla İtalya'dan matris aldık. Oradan İsviçre'ye, Milano üzerinden İsviçre, Basel, Stuttgart'a. Bizim biraderler de oradaydı, Pforzheim şehrinde. Onları da ziyaret ettik. Bir gün, bir akşam kaldık. Oradan Berlin'e gittik. Berlin'de bir akşam kaldık. Küçük Sözler basılmak üzere matbaaya verilmiş. Tahsis için. Ben bir gece sabaha kadar okudum. Ertesi gün yola çıktık. Ali Uçar da bizimle beraber geldi Münih'e. Münih'te Salih Uğur, İsmail Uğur, Allah rahmet etsin, hep vefat ettiler. Onlarla şey ettik. Biz oradan yola devam ettik Türkiye'ye. Elhasıl böyle Muhsin abinin Almanya hizmetlerindeki bu Ali Uçar kardeşin o kadar ki bu yani o zaman böyle şimdiki gibi yüzlerce cami var Almanya'da. O zaman yok. Yani bir Berlin'de bir cami var. Başka yerde böyle işçi yurtlarında falan kılıyorlar. Ben kendim Duisburg'da bir teravihi kilisede kıldık. Yani şeyler Hristiyanlar müsaade ediyorlardı. Halılar seriliyor. Teravih kılınıyor. Ondan sonra yine kiliseye teslim ediliyor. Bizzat ben orada Harika Türk Genci diye bir şey, Hürriyet'in manşetinde bir senede 400 konferans verdi diye. Onlar Ali Uçar. Ama bunlar hep Muhsin abinin destekleriyle, teklifleriyle. Ya diğer işçiler de var ama Mevlüt abi vardı. İsmail soyadını unuttum. Sivaslı. Daha epey abiler, kardeşler vardı. Elhasıl böylece biz sonradan orada matbaa kuruldu. Ben de orada 3 ay ben de işçi gibi çalıştım. Ondan sonra hatta fırıncılar beni fırıncı yapmak istedi, ben kaçtım. Neyse. Elhasıl böyle Muhsin abinin bu Almanya hizmetlerinde bu yani şu anda birkaç bin tane cami vücuda gelmiş, Kur'an kurslarında, şeylerinde hep Hazreti Üstad o gittikten sonra öğreniyor Almanya'ya gittiğini. Gittikten sonra bize haber gönderdi. Ona yazın ki sorarlarsa ona sen niye Almanya'ya geldin? Üstad beni mucizeli Kur'an'ı basmak için gönderdi desin diye. Ve hakikaten işin garibi öyle olduğu için Kur'an-ı Kerim Berlin'de basıldı. Halen de basılıyor, matbaa var. Üstadın öyle çeşitli perdeler altında böyle icraatlar. O mesela lamalar daha basılmamıştı. Lamalar istedi. Lamalar üstadımız hazırlattı, yazdırdı. Orada çünkü bir profesör Berlin Pray Üniversitesi'nde talebe oldu orada. Doktora talebesi. Evvela bitirdi, buradan bitirmek üzereydi çünkü. Bitirdi, sonra doktoraya başladı. Alman bir profesör, ya bu herhalde Sebah Semavat bahsinde çok alaka duymuş. Muhsin abi lamalar istedi. Sonra ben Almanya'ya gittiğimde gördüm. Hakikaten kendisinde o lamalar vardı. Ben Isparta'dan ben getirdim onu İstanbul'a. Buradan nasıl gönderdik bilmiyorum. Muhsin abi böyle istekleri olurdu. Hatta o şeye Gümülcine'ye gelip gidiyordu.
Gümülcene'den artık oradan da Berlin'e gidenler herhalde vardı. Gümülcene'de Ali Reşat Efendi, tarihçi hayatın sonundaki o resim, Avrupa Nur Talebeler diye Muhsin abinin şeyiyle onlar da şey etmiştir yani. Gümülcene'deydi ve orada Sebat gazetesi vardı. Osman Şevki mi? Neyse soyadını bir unutmuşum. Ondan sonradan milletvekili oldu. Gümülcene milletvekili Müslümanların. Ondan sonra Ali Reşat Efendi oradaki medreseyi yani Osmanlı'nın klasik Osmanlı medresesi olarak devam ettiriyorlardı onlar. Ve Risale-i Nur'larda tedris ediyorlardı. Orada onu, biz orada gene Muhsin abinin teşvikiyle gitmiştik. Oradaki hizmetleri de Muhsin abinin yani gayreti var yani. Gümülcene'yi hareketlendirdi. Ben çok hulasa olarak anlatmış sayılabilirim. Ondan bildiğim kadarı herhalde işte hatırımda kalanlar bunlar. Tabii üstadla beraber onlar. Güzel, şerefli bir şey. Mahkemede Risale-i Nur mahkeme huzurunda. Ondan sonra hınca hınç dolu. Hakim dedi, reis, bu vaziyette mahkemeye demeyiz. Yani boşaltın biraz, rahatlasın, ondan sonra şey derim. Ama kimse çıkan olmadı. Bir daha şey etti, üç defa tekrar etti, gene kimse çıkmıyor. Hoca efendi, bu şekilde devam edemeyiz mahkemeye filan deyince, üstad öyle yaptı. Böyle yapınca herkes birden ondan bekliyorlarmış demek mahkemeden değil adeta. Ondan ve boşaldı, az bir insan kaldı. İnerken ben de üstadın şeyinde hatta yan kapıdan çektik çünkü ön kapı çok kalabalık. Yani o kapı nasıl kırılmadı bilmiyorum, ben kırılacaktım neredeyse. Sonra arabaya binerken arkadan çok baskı oldu. Arabanın çamurluğu çöktü. Elhasıl üstadı zor bindirebildik arabaya. Yani Muhsin abi orada evet mazlum olarak yani. Ama ve gençlik rehberini hakikaten sonradan avukatlar aldılar mahkemeden. Yani şeyden Allah rahmet eylesin Abdurrahman Şeref Laç yani çok şeydi, cengaver bir avukat. Sonradan biz Osnabrück Üniversitesi'nde üstadımızın vefatının 50. yılı münasebetiyle şey ettik. O da geldi ondan. Orada anlattı. Evvela İstanbul'a gelirken de kayıt yaptırmak için üniversiteye, liseyi bitirmiş. Afyon'a uğruyor. Afyon'da üstad hapiste. Fakat Zübeyir abi daha evvel tahliye olmuş. Orada yani polisler niye burada duruyorsun dememek için manav dükkanı açmış. Bir iki tane portakal koymuş filan ondan sonra. Ama hapishaneyle irtibatlı şey diyor. Ve bir de ev var iki odalı. Ben orayı ziyaret ettim. Ondan şey orada kalıyor bir akşam Zübeyir abiyle. Ondan ve üstadı şeyde ziyaret ediyor dışarıdan, pencereden ve İstanbul'a geliyor. Kayıt hukuka mı, tıbba mı? Onu tam şey edemedi, anlattı orada Osnabrück'te. Kayıt yaptırdım. Yeniden döndüm Afyon'a. Afyon'da baktım. Zübeyir abi demiş ya üstad tahliye oldu. Tam da o işte ben de o esnalarda Risale-i Nur'u buluyorum yani aşağı yukarı aynı. Üstad tahliye oldu. Sen demiş otele git sabahleyin gel üstadı ziyaret edersin. Ve ben diyor öyle yaptım otele gittim. Sabahleyin geldim. Hazreti Üstad'ı ziyaret ettim elini öptüm. Böyle ilk defa orada şey ettim diye. Bunu kendisi anlatmıştı. Fakat Zübeyir abi demiş, nereye kayıt yaptırdın üniversiteye? Demiş, hukuk veya tıp neyse. Demiş ya biz edebiyat fakültesinin felsefe bölümüne olması lazım.
Bizim yani bizim mefkûremiz orada anlatabiliriz. Öyle deyince diyor ben geri döndüm İstanbul'a. Oradan kaydı değiştirdim. Hadi Edebiyat Fakültesine. Sonradan Ziya abi de aynı şekilde yapıyor. İkisi edebiyat. Şeyde ziyaret ediyor dışarıdan, pencereden ve İstanbul'a geliyor. Kayıt hukuka mı, tıbba mı? Onu tam şey demedi, anlattı orada Osnabrük'te. Kayıt yaptırdım. Yeniden döndüm Afyon'a. Afyon'da baktım. Zübeyir abi demiş ya üstad tahliye oldu. Tam da o işte ben de o esnalarda Risale-i buluyorum yani aşağı yukarı aynı. Üstad tahliye oldu. Sen demiş otele git sabahleyin gel üstadı ziyaret edersin. Ve ben diyor öyle yaptım otele gittim. Sabahleyin geldim. Hazreti Üstad'ı ziyaret ettim, elini öptüm. Böyle ilk defa orada şey ettim diye. Bunu kendisi anlatmıştı. Fakat Zübeyir abi demiş, nereye kayıt yaptırdın üniversiteye? Demiş, hukuk veya tıp neyse. Demiş ya biz Edebiyat Fakültesinin felsefe bölümüne olması lazım. Bizim yani bizim mefkûremiz orada anlatabiliriz. Öyle deyince diyor ben geri döndüm İstanbul'a. Oradan kaydı değiştirdim. Hadi Edebiyat Fakültesine. Sonradan Ziya abi de aynı şekilde yapıyor. İkisi de Edebiyat Fakültesinde. Hatta 53'te Üstad Fatih'te kaldığı zaman madem şey ettik yeniden başladık. Ondan üniversitede Fen Fakültesi'nde İngiliz bir müsteşrik geliyor. Bir hafta konferans verecek, 5 gün. Ve Seba Semavat ayetini o gün diyor, onlar böyle kendileri fen şeyleriyle, bilgileriyle uymayan ayetleri İncil'den çıkarıyorlar. Siz de çıkarın diyor. Bu Seba Semavat ayeti aşağı yani. Tabi bunları Ziya abiyle Muhsin abi o konferansa dinlemişler. Hazreti Üstad'a gelip anlattılar. Hazreti Üstad bir gün geldim çok fena sinirli, kızgın. Olur mu ya siz oradasınız, biliyorsunuz bu Seba Semavet ayetinin ne demek olduğunu. Ondan sonra orada cevap vermiyorsunuz, susuyorsunuz. Yani bu şekilde Üstad böyle hiddetle şey diyor. Ondan ve epey şey ettikten sonra dedi şimdi bu bölümü hemen tekzirle bir şey haline getirin, yarın madem bir hafta devam edecek orada dağıtın. Ve üstad bunu broşür haline getirdi, lemalardaki o şeyi. Ertesi gün konferansta herkese daha konferans başlamadan dağıtıldı. Ve o zat ya bu nedir bu şey ettikleri diye merak ediyor. İngiliz müsteşrik tercüman bir tane istiyor. Ondan bakıyor böyle böyle. Sizin diyor dün böyle şey yaptığınız meseleye, Semavat ayetine bizim meşhur bir alim var. Burada ona cevap yazmış. Topluluğu onun talebeleri dağıttılar diyor. Adam anlatıyor böyle şeyi. Adam şeyini diğer dersleri iptal edip konferansları ve bıraktı gitti buradan. Bunda amil de gene Muhsin abi, Ziya abi. Allah razı olsun. Bak bunu unutmuştum. Asay Musa'dan Akan Nur Çeşmesi kitabında da vardır. Sonra Zübeyir abi gelince o kısmı uzun. Yani şey etmeyeyim o kısmına. Yani bu ben şey ettim, niye değiştirdin diye. Alev dedi, ateş, yakıcı bir şey. Ondan ben şey etmedim, hoşlanmadım. Alkonevi, Konyalı Muhsin. Ondan sonra onun için dedi şey ettim diye.